Şimdi tabii Doğu ve Güneydoğu açısından seçimlerin önemli olduğunu biliyoruz. Yerel seçimlerin, hatta Cumhur İttifakı'nın olması gerektiğini söylerken Bahçeli, hatırlarsanız, bu kayyumlar meselesinde söylemişti. Şimdi bu 40 ilin belediye başkan adayları arasında kayyumun da olması, ben hani Diyarbakır için söylüyorum. Diyarbakır'da bir buradan başlayarak aslında bunun bir acaba bir trend olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Hakkari ve Diyarbakır aday şu anda. Hakkari'de eklerseniz Diyarbakır da tabii büyük büyük şehir olarak çok önemli. Şimdi bu acaba diğer kayyum bölgelerine de sirayet edecek mi? Bence kritik soru. Bunu böyle bekleyebiliriz. Yani açıkçası bunun MHP lideri tarafından da istenebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan belediyecilik hizmetini götürmüş olan adaylar olarak ve halkla da belli bir teması kurabilmiş olan adaylar olarak bir kimlik siyasetine karşı aslında yarışacaklar. Hizmet siyaseti. Tabii hizmet ve bunun hani işte AK Parti'nin anlattığı kadarıyla gönül belediyeciliği tarafıyla, ama öbür tarafta da işte bir milliyetçi tepkiyi ifade eden ve işte uzun süredir bunu bu şekilde tercih ediyor olmaktan kaynaklanan acaba HDP'ye ne kadar oy gidecek? Şimdi biraz bunu test edeceğiz aslında. Bunu göreceğiz. Ne olacak? Bunu şimdiden kestirmek kolay değil. Neticede kayyumlardan önemli bir memnuniyet var, ama bu oya tekabül edecek mi? Tercih nasıl olacak? Burada kamuoyu araştırmacıları şöyle bir...